Herkese merhaba. Bu kaydı 10 Ocak Pazar günü hala devam eden COVID-19 pandemisinde yine bir sokağa çıkma yasağı gününde gerçekleştiriyorum maalesef. Stephen Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabını biz doktorların penceresinden incelemeye devam ediyoruz. İlk 3 alışkanlığı birinci bölümümüzde ele almıştık, onu da dinleyebilirsiniz. Başarılı ya da etkili olma yolunda Stephen Covey'in anlattığı 7 alışkanlığın ilk üçü kendimizle ilgiliydi. Bakış açımızı, hedeflerimizi, alışkanlıklarımızı şekillendirdikten sonra devam eden 3 başlık ise diğer insanlarla olan ilişkilerimize değiniyor. Dördüncü alışkanlık, kazan kazan. En başta sormamız gereken soru şu, hayatta kazanmak için tek yol karşı tarafın kaybetmesi mi? herkesin kazanacağı başka bir alternatif yol olabilir mi? Unutmayalım ki 1 eksi 1 eşittir 0 ediyor. Mesela spor. Müsabakalar zevk almak veya keyif de almak için oynanıyorsa kazan kazan. Ama sadece yenmek üzerine kurulu bir motivasyon varsa kazan kaybet kombinasyonu demektir. Bizler de işimizi yaparken kazançlara değil, sadece kazançlara değil, başarıya, tatmine odaklanmamız da benzer bir durum. Her yerde olduğu gibi ilke odaklı olmak en kısa kazan kazan tanımı. Meslektaşlarımızı kötülemek, ekip çalışmalarında tüm avantajı kazancı kendine almaya çalışmak sonuçta kazan kaybet döngüsünü getirir. En iyi odayı, tüm muhtemel kazancı, en uygun çalışma saatlerini yalnız kendi için istemek, diğer iş arkadaşlarımıza sadece bizim istemediklerimizi vermek ne kadar sürdürülebilir olabilir ki? Kolektif olarak kazanmaya çalışmak, kendimizi daha iyi hissetmenin yanında dip toplamda da daha kazançlı olmamızı sağlamaz mı? çok sıra dışı ve zor dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde hizmet ya da ürün aldığımız insanların yaşadıkları dar boğazları fırsat bilerek maddi olarak daha çok avantaj, daha çok indirim elde etmeye çalışmak onların devam etmesini zorlaştırır. Bir gün tekrar onlara ihtiyaç duyduğumuzda onları aradığımız yerde bulamamak bize daha pahalıya patlar. Boşanma veya taşınma arifesinde olan ailesinde acil bir sorun ortaya çıkmış elemanımız bizden izin istediğinde onun yıllık izinlerinden kullandırmak yerine aniden ortaya çıkmış bu duruma özel olarak izinli olmasını sağlamak bize uzun madede artı motivasyon ve bağlılık olarak dönebilir. Yani kazan kazan her zaman üzerinde düşünmeye değer bir olasılık. Kazanmak fenomeninde madalyonun diğer bir yüzü kaybet kazan. Meşhur dizide olduğu gibi ağzımızın tadı kaçmasın diyerek gereğinden fazla uyumlu hatta tavize varan durumlara düşmek de sürdürülebilir değil. Gerek maddi gerekse manevi olarak eninde sonunda kaynaklarımız, kaynaklarımız tükenecek ve bu durum karşımıza patlamaya hazır bir bomba olarak çıkacak. Aman dikkat. Peki ya kaybet kaybet kombinasyonu? Esprili bir hikaye var kitapta. Husumetli bir boşanma davasında hakim yüzde 50-50 mal paylaşımına karar veriyor. Buna sinirlenen koca sırf eski karısına inat olsun diye binlerce dolar değeri olan arabasını sadece 50 dolara satıyor. Tam bir kaybet kaybet hikayesi. Son olarak Kazan kazan felsefesine kitaptan uygulamalı bir yol haritası önereyim. Birinci aşama, sorunu diğer insanların bakış açısıyla görmek. Karşı tarafın ihtiyaç ve kaygılarını en az onlar kadar anlayıp ifade edebilmek. İkinci basamak, konu ile ilgili ana sorunları ve kaygıları belirlemek. Üçüncü aşama, tam anlamıyla kabul edilebilir çözümün hangi sonuçları doğurması gerektiğini belirlemek. Ve son dördüncü aşama, o sonuçları elde edebilmek için uygulanabilecek diğer seçenekleri bulmaya çalışmak. Kolay gelsin, kazan kazan. Beşinci alışkanlık ya da beşinci başlık önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya biz doktorlar hakkında çok da katıldığım kendi adıma da çok katıldığım bir istatistik 18 saniyede bir karşı tarafın sözünü kesiyor olmak e çünkü biliyoruz İlk 17 saniyede durumun ne olduğunu tahmin edebiliyoruz. Daha doğrusu o aşamayı kafamızda geçiyor ve diğer aşamaya atlıyoruz biz. Yani ya hemen işleme başlamak istiyoruz ya da uygun reçeteyi, uygun testi, istediğimiz bir görüntülemeyi yönlendirmek istiyoruz. Ama teknik olarak buna itiraz edecek hiçbir taraf yok. Ama öte yandan bu şekilde karşı tarafın dinlenilmemiş, anlaşılmamış hatta ilgilenilmemiş hissetmesine yol açıyoruz maalesef. Ya da hastalarımızı, iş ortaklarımızı daha fazla dinlediğimizde ilerleyen saniyelerde onları tanımak ve anlamak için önemli ipuçlarını kaçırmış oluyoruz. Çevremizdekilerin, bizlere başvuranların önceliklerini, kaygılarını anlamak için bir numaralı kural onları dinlemek hatta özellikle konuşmalarını sağlamak. Yapılan bir çalışmada doktorların vizitleri ve buna istinaden hastaların duygu geri bildirimleri incelenmiş. Her iki grupta da doktorlar hasta odalarında eşit süre üçer dakika kalıyorlar. Ama birinci grup oturarak ikinci grup ayakta vizit gerçekleştiriyor. Doktorların oturduğu grupta hastalar hekimlerinin odada 10 dakikaya yakın kaldığını söylemiş ve daha iyi ilgilenildikleri geri bildirimini vermişler. Yani acele etmeyen, daha odaklanmış bir algı süre ne, ne olursa olsun her zaman hastalarımızı daha mutlu ediyor. Kendimizden yola çıkarsak en sıkıntılı zamanlarımızda aradığımız, başvurduğumuz insanlar tabii ki en güvendiğimiz insanlar. Ama o güvenin en önemli bileşeni bizi dinleyecek olmaları. Bizi dinlemeyen, dolayısıyla anlamayan kimse bizim için güvenilir de değil. Empati yapmak için de dinlemek gerekiyor. Çoğu zaman karşımızdakinin dediklerine değil, kendi potansiyel cevabımıza odaklanıyoruz. İnsanlarla iletişim konusunda gerçekten etkili olmak sadece teknikle olamaz açık yüreklilik ve güven sağlayan bir karakter temeli üzerine empatiyle dinleme alışkanlığı gelmeli. Genelde otobiyografik tarzda dinlediğimiz için şu dört karşılıktan birini seçme eğilimimiz var. Birincisi, değerlendiririz. Ya kabul ederiz ya da etmeyiz. İkincisi, sondaj, yoklama yaparız. Kendi değer ölçülerimize göre sorular sorarız. Üçüncüsü öneririz. Kendi deneyimlerimize dayanarak fikir veririz. Ya da dördüncüsü yorumlarız. İnsanları kavramaya, onların amaç ve davranışlarını kendi amaç ve davranışlarımıza göre açıklamaya çalışırız. Verdiğimiz bu karşılıklar doğal tabii ki. Yaşamımız bu modellerin etrafında dönüyor. Öte yandan empatiyle dinlemenin özü karşınızdakiyle aynı fikirde olmak değil. Doğru yargıya varmanın anahtarı anlayış. Ön yargılı bir insan hiçbir zaman tam olarak anlayamaz maalesef. Empati, anlamaya çalışarak dinlemek aslında bir yandan da can acıtıcı kavramlar. Kendimize benzeyenle empati yapabilmek kolay. Ama mesela bir mülteciyle, veya kendi değer, ahlak anlayışımıza ters yap şeyler yapmış biriyle empati yapmak, empati yaparak dinlemek esas zor olan olabilir. Önerilen klasik tedavileri reddedip alternatif tedaviler sebebiyle daha da kötüleşmiş bir hastanın sorumluluğunu almak, önce onu empatiyle dinleyip anlamaya çalışmak da zordur mesela. Bu başlığı Cohen bir sözüyle kapatalım. Anlamaya çalışmak ...saygı, anlaşılma isteği ise cesaret ister. Ve e, altıncı alışkanlığımız. Etkili insanların altıncı alışkanlığı sinerji. Direkt tanımıyla bir işi yapmak ve sonuçlandırmak amaçlı ortak güç demek. Sinerjiye dair güzel bir söz var benim sevdiğim. Bütün parçaların toplamından daha büyüktür ya da olabilir. Artı bir motivasyon, çalışma hevesi ve amacı ekipler bir araya geldiğinde bütünden fazla bir değer oluşturabilir. Tıpkı maraton koşucularının en iyi dereceleri yarış anında vermeleri gibi. Sinerji yaratma yolunda iki kavramdan söz etmeden geçemeyiz. Güven ve işbirliği. Güven ve işbirliğinin düşük olduğu ilişkilerde ya da iş yerlerinde ki buna Seven Covey savunmacı ilişki diyor. Kazan kaybet ya da kaybet kazan ilkeleri geçerli. Yani daha önce de söylediğim gibi 1 eksi 1 eşittir 0. Güven ve işbirliği biraz arttıkça saygılı uzlaşma tipi ilişki devreye giriyor. Bu modda artı bir aksiyon değer yok. Bütünler parçaların sadece toplamı kadar. Yani 1 artı 1 eşittir 2. Grafiğin yukarı doğru çıktığı sinerji mertebesi ise en yüksek verim ve kazan kazan prensipleriyle oluşmuş bir seviye. Zaten önceki başlıklarla ilişkilendirmek gerekirse kişisel paradigmaları oturtmadan, anlamaya çalışıp kazan kazan diye düşünmeden sinerji olamaz. Ama bir kere de sinerji yarattığınızda burada toplam 1 artı 1 eşittir 11 bile olabilir. Sağlık sektörü gibi birbirinden farklı görev unsurlarının bir araya geldiği ve biri olmadan diğerinin iş görmediği, birbirini tamamlamanın başarıda bu kadar önemli olduğu ekiplerde sinerji en önemli yapı harcı. Sinerjik ilişkilerde bir motivasyon ve heyecan var. Her sabah uyanmak için, işe gelmek için, geç saatlere kadar çalışmak için sebepler ve hevesler bulmak kolay. Diğer bireylerde bir sinerji yaratmak ancak öncesinde iç motivasyonu sağlamakla başlıyor. Özellikle ekip liderlerinin sinerji yaratmak konusunda sorumlulukları ve ihtiyaçları büyük. Ortak hedefler, ortak amaçlar etrafında kişiler birleşmeli. İnsanlar ancak kendilerini değerli hissettikleri ortamlarda tam performanslarını ortaya koyabilirler. Çok çalışmanın, üretmenin kıymet gördüğü, karşılık bulduğu ve fark edildiği sürece devam edebileceği detayı da liderler tarafından hiç unutulmamalı. Farklılıklara değer vermek de sinerji kavramında önemli. Farklılıklarımız düşmanlıklarımız veya çatışmalarımız değil zenginliğimiz olduğu kadar güçlüyüz. Yine Covey'in bir saptamasıyla bu başlığı bitirelim. İnsanlar gerçek sinerjiyi yaşadıktan sonra bir daha asla eskisi eskisi gibi olamazlar. Bir başka deyişle o tadı aldıktan sonra asla daha azıyla mutlu olamazlar. Evet gelelim en son yani yedinci alışkanlığımıza kişisel ve dünya ile olan ilişkimizin iyileştirilmesi için konuştuk. Peki şimdi bunu nasıl daha sürdürülebilir kılabiliriz? Buna değineceğiz. Ben ve bana yakın nesiller enerjimizi, vücudumuzu, ruhsal depolarımızı hiç ekonomik kullanamadık maalesef. Sürekli çalışarak pillerimizi ara sıra da olsa şarj etmeyi unuttuk. Gücümüz hiç tükenmez sandık. Ama öyle değil. Yakın zamanlarda seyrettiğim Elton John'un çalkantılı hayatını anlatan Rocketman filminin bir yerinde, terapi odasında şöyle diyor Elton John, durmayı hiç bilemedim. Stephen Covey de kitapta bir hikaye anlatıyor. Bir oduncu telaşla odun kesmeye çalışıyor. Onu gören bir, birisi, bir tap görünüyorsun, baltanı bilesene diyor ağaç kesmekle meşgulüm, bileyecek vaktim yok diyor oduncu. Ama aksine ikna olsa, baltasını bilese, daha az eforla çok daha fazla iş yapabilir. Bizler de böyleyiz. Ara ara durarak, molalar vererek ki bu bir ölen yemeği molası bile olabilir, baltamızı bileyebiliriz. Kendimize esler verdiğimizde dünya batmayacak fazladan yüklendiğimiz işleri delege edebildiğimizde gezegen durmayacak. Bunun farkında olmak çok önemli. Yenileme, yenilenmeden kendimizi şarj etmeden devam edebilmek zor. En değerli varlığımızı kendimizi korumak ve geliştirmek en önemli sorumluluğumuz. Daha iyisini yapabilmek için de olmazsa olmazımız bu. Peki yenilemenin, yenilenmenin Dört boyutu var. Onları da özetleyelim istersiniz. Bir, fiziksel boyut. Egzersiz, stres yönetimi ve tabii ki beslenme. Yenilenmenin ikinci boyutu zihinsel boyut. Okuma, planlama, hayal etme, yazma, belki podcast yapma. Sosyal boyut üçüncü başlık. Hizmet etme, sinerji oluşturma, ...iç güvenlik ve huzur sosyal yenilenmenin boyut e, listesi. Dördüncü ve son madde ise ruhsal boyut. Belirlediğimiz değerlere bağlanma, meditasyon ve benzeri uğraşlar ruhsal olarak yenilenmemize yardımcı olacak maddeler. Kendini yeniler kendi de denge çok önemli. Ancak dört boyutun hepsiyle akıllıca ve dengeli bir biçimde ilgilendiğimiz zaman etki elde ederiz. Bu alanlardan birini ihmal etmek geri kalanlara da olumsuz bir etki yapabilir. Evet böylece etkili doktorların yedi alışkanlığını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım kendinizden parçalar bulabildiniz. Herkese Kalbinden geçen dileklerin gerçekleştiği bu dilekler gerçek olunca da mutlu oldukları güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler.